Anıl Solunoğlu. Bence bu uygulamanın yararlı olabileceğini düşünüyorum. Sonuç olarak imkanı olmayan ya da bu tür durumlarda tercihlerle yanlış yönlendirebilen bir sürü öğrenci var. Bunun adına bu konularda doğru yönlendirilmesi gereken iyi kapasiteli öğrencileri doğru bir şekilde yönlendirme amacıyla güzel bir adım atıldığını düşünüyorum. Öğrencilere doğru bir şekilde yönlendirme olabileceğini düşünüyorum. Sonuç olarak bir sürü kapasitesi yüksek olan öğrencilerin yanlış yönlendirmeler sonucuyla istemediği meslekleri yaptığını ve istemediği mesleklerle de hayatını devam ettirdiğini görüyoruz. Bu noktada öğrencilere üniversite seçimlerinde iyi bir yol göstericisi olduğunda, kapasitelerinde ve istediği meslekleri yaptığında mutlu bir hayat sürdürebileceklerini düşünüyorum. Yenişehir Belediyesi ve Yenişehir Belediyesi Başkanı Abdullah Özyiğit'e tercih danışmanlığı uygulamasından dolayı teşekkür ederiz. Gençlerde hemen böyle o bölümün karşılığı çıkmadı. Hemen bir geri adım atayım. Düzen böyleymiş demek yerine bence devam ettirmesi daha hoş. 370 bin demek. Şimdi sen bunun üstüne 2 net matematik daha yapsaydın bu zaten 330'lara çıkar. Adım Tayfun Kandır. Üniversite sınavları biz öğrenciler için çok zorlu bir süreç. Hele ki bu pandemi döneminde bu süreç daha da zorlu. Bu dönemde Yenişehir Belediyemiz bizi yalnız bırakmadı ve akademi eğitimde bizler için tercih masası kurdu. Onun için Yenişehir Belediyemize ve Sayın Abdullah Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte bize destek oldu. Ellerinden geleni yaptılar. Çok teşekkür ederim. Gibi bu süreç biz öğrenciler için çok zor. Hele ki şu süreçte bizlerin bu seneki yapacağı tercih ilerideki geleceğimize dokunacak. Yenişehir Belediyesi de bize ellerinden geldiği kadar destek oluyorlar. Benim buradaki psikologlarla, danışmanlarla yaptığım tercihler daha doğru, daha kararlı olacak.